Evet sevgili izleyenler, Fitrah TV'den iyi günler dilerim. Tüm dünyada, sadece ülkemizde değil, tüm dünyada bir koronayla yaşadığımız büyük bir travma var bir anlamda. Hepimizin dilinde şöyle bir söylem var. Koronadan sonra artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Şu anda tabii ki dünyanın ve ülkemizin gündemi sağlık ve sağlıkla ilgili olumlu gelişmeler ve oradan duyacağımız iyi haberler. Ama bunun yanında az önce söylediğim artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak söylemi başka unsurlar geçerli olacak. Bunların bir tanesi Avrupa Birliği ve dünya sağlık sistemler. Bugün çok değerli bir konuğum var. Eski Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Namık Kemal Zeybek, bir taraf TV ekranından da hem deneyimli bir siyasetçi olarak hem de tüm dünyayı okuyabilen deneyimli bir kişi olarak bu söylemin içinin ne kadar doğru olduğunu ve en önemlisi bizi ilgilendiren kısmının ne kadarını yorumlamamız gerektiğini kendisiyle konuşacağız. Sayın Bakanım hoş geldiniz programımıza. Sağ olun, sağ olun. Bugün siz öncelikle karantina günleri nasıl geçiyor? Siz Ankara'dasınız bildiğimiz kadarıyla. Biz İstanbul'dayız. Her şey yolunda mı karantinada? Efendim, Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın bir şiiri var. Şöyle diyor, Hak şerleri hayreyler, zannetme ki gayreyler. Arif anı seyreder, görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler. Ne diyorsun? Şimdi bu bir şer tabii ki, yani hepimiz için sıkıntılı tarafları olan bir bela, o kesin. Ama bundan da bazı şeyler çıkabiliyor. Söz gelimi, ben şimdi evde yalnızım, Ankara'dayım. İstanbul'a gidemedim, gitmedim. Burada kaldım. Bir yalnız yaşadığım bir ev. Burada okuyorum, yazıyorum ve yemek pişirip yiyorum. Böylece günün nasıl geçtiğini anlamıyorum. Yani bu anlamda sıkıntı yok. Bizim Sadi Somuncuoğlu abimiz nasılsın diye sorunca kendimi iyiyim der. Bilmiyorum. Ben de kendimi iyiyim. Evet. Dersin. Şimdi sayın Değerlendiriyorum yani bugünleri. burada doğru değerlendirmek gerekiyor bu sürede. Şimdi yaşadığımız bu sürede travmada şunu gördük. Dünyadaki o süper güçler Amerika, İngiltere ve Avrupa Birliği'nde o bize süper güç içerisinde lanse eden ülkelerin böyle bir salgın karşısında bir anlamda çaresiz kaldıklarını gördük. Ve birçoğumuz buna hayrete düştük. Ya bir Amerika nasıl bu hale gelir, bir İngiltere nasıl bu hale gelir diye bir şu sorgulanmaya başladı. Başta Avrupa Birliği olmak üzere bu olaydan sonra artık hiçbir eskisi gibi olmayacak. Benim bir siyasetçi olarak başta Avrupa Birliği olmak üzere bu olaydan sonra dünyadaki siyasal dengelerde size göre bir değişiklik olur mu? Olursa neler değişir? Efendim, Avrupa Birliği'nden başlayalım. Yani Avrupa Birliği'ni kimileri, işte insanlığın en büyük projesi, artık hatta tarihin sonu falan diye başka anlamda söyleyenler oldu filan. Türkiye'de de bir takım kişiler, yani Avrupa Birliği'ne girmek istemeyenleri neredeyse televizyon vasıtasıyla dövüyorlardı. Ben o zaman da şunu söyledim. Bir, Avrupa Birliği'ni Türkiye almayacak. Yani Türkiye'yi almayacaklar. Yani biz de aslında girmek istediğimiz falan yok. Türkiye giriyormuş gibi yapıyor. Avrupa Birliği de alacakmış gibi yapıyor, geçinip gidiyoruz. Yani bu iş çok yönlü bir iş. Bir defa bir Avrupa Birliği olacaksa bile Türkiye'yi almaları akla ziyan. Öyle bir şey yok. Bunu zaten söyleyip duruyorlar. Ya bizim görüştüğümüz Avrupa'nın akıllı adamları filan da ya bu yok böyle bir şey filan diyorlardı. Ya olur mu diyorlardı. Ya kendiler de söylüyorlardı. Böyle bir şey yok. Türkiye'yi almamız mümkün değil. Sonra biliyorsunuz Avrupa Birliği bir anayasa hazırladı. Bu anayasa halk oylamalarına sunuldu Hollanda'da, Fransa'da falan. Ve reddedildi ama soruşturulduğu zaman reddedilmesinin nedeni Türkiye'nin girmek olasılığının olması. Yani %14 böyle diyor. Niye istemiyorsunuz diye soruyorlar istemeyenlere. Yani diyorlar ki Türkiye buraya girebilir filan. Onun için o tehlikeye söz konusu olunca biz Avrupa Birliği Anayasası'nı onaylamıyoruz filan diyorlardı. Yani halk da istemiyor. Yöneticiler de istemiyor. Ve aslında istememekte de haklılar yani.
O zaman 70 milyon, şimdi 80 milyonu geçen bir Türkiye, genç bir nüfus. Avrupa Birliği ülkeleri ihtiyarlamıştır. Yaş ortalaması çok yüksektir. Yani gidenler de görürler, ayrıca bu biliniyor, bilinen bir gerçek. Yani neden? İşte sağlık önlemleri şu bu derken insanlar daha uzun yaşıyorlar. Öte yandan birçok nedenden doğum oranları düştü. Bütün bunlar bir araya gelince Avrupa ihtiyarladı. Zaten Avrupa'nın büyük şehirlerine de baktığınız zaman Paris, Çubuk, Londra filan oralarda. Yani Londra'da İngiliz aramak, Paris'te Fransız aramak bir mesele. Yani Paris'te bir ara oturdum ben, sabahtan akşama kadar bir parkta geleni geçeni seyrettim. Sadece onu yaptım ve gördüm ki Paris'te Fransızlar azınlığa düşmüşler. Oturdum bir de manzume yazdım. Yani Paris'in yarısı kara, çekik göz, yarısı kara. Vaktin varsa Paris'te Fransız ara filan böyle. Tabii şiir değil bu, uzun ama manzume. Şimdi efendim, işin bir yanı bu. Yani Avrupa böyle bir sıkıntı içinde. Tabii ki çok ileri ülkeler yani. Birçok anlamda, bilimde, teknikte falan çok ileri gitmiş ülkeler. O besbelli yani. Yani Almanya, İngiltere gerçi girmiyor artık da. Onlar baştan beri sıkıntılıydı filan. Şimdi Avrupa Birliği, yani Fransa ve Almanya liderliğinde içtenlikle kendi değerleri doğrultusunda bir birlik kurmak istiyorlar. Bu değerlerin arasında tabii ekonomik yararlar var ama aynı zamanda da işte çok kültürlülük ve tolerans dedikleri hoşgörü kültürü gibi birleştirici bir takım ortak düşünceler de var yani. Doğru. Doğru ama yani Almanya lider, Fransa onunla birlikte bu işte devam ediyor. Fakat iş geldi korona günlerine. İşte G günü denilen günlerdir bugünler. G günü geldiği zaman, bir sınav olur ve o sınavdan ya geçilir ya da geçilemez. Avrupa Birliği bu sınavdan geçemedi. Neden? Geçemedi. İşte İtalya'nın durumu belli. Umdukları yardımı göremediler. İspanya'nın durumu belli. Yani sıkıntı. Aslında çok az bilinen ve konuşulan bir başka gerçek vardır Türkiye'de. Ya bu işin lideri olan Almanya'nın yurttaşları da şikayetçidirler birlikten. Yani nereden biliyorsun? Yani ben orada yurttaşlarla konuştuğum zaman Almanya gidişlerimde bunu tespit ettim. Neyi tespit et? Şundan şikayetçiler. Yani kendi paraları yerine avro dediğimiz, işte euro da deniliyor, biz avro diyoruz. Para egemen olunca hayat pahalılaştı. Hayat pahalılaşınca da insanlar için birinci mesele hayat pahalıdır. Şimdi dolayısıyla işin bir yanı bu. Öte yandan yine Avrupa Birliği'ni sürdürelim. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesinde en çok istekli görünen Amerika Birleşik Devletleri idi. Evet, Türkiye'yi alın falan filan diye. O Clinton, o bizim de girmek için can attır. Can attığımız ya da öyle göründüğümüz günlerde. İşte alın falan diyorlardı. Bu arada Avrupa'nın kimi dergilerinde, gazetelerinde şöyle yazılar çıkıyordu. Yani o kadar meraklıysanız niye NAFTA'yı almıyorsunuz? Yani siz NAFTA'yı alın. Yani Amerika'nın Kuzey Amerika'da kurduğu bir birlik. Sonra şöyle yazılar da çıkıyordu. Türkiye, Amerika'nın Avrupa Birliği'ndeki Truva atı. Polonya'ya Truva eşeği diyorlardı. Neyse, bize at diyorlardı. Yani Truva eşeği, Truva atı. Neden Truva atı? Yani Avrupa Birliği oluşmasın diye Amerika... O Amerika mı yoksa Amerika'yı da denetim altına alan global kapitalist şirketler mi? O da ayrı bir sohbet konusu. Bence ikinci. Yani çünkü global kapitalist şirketler hiçbir birliği istemiyorlar. Hatta Avrupa'dan 200 devlet oluşturma düşünceleri var. Bu da kitaplarda falan yazılıyor. Şimdi dönersek efendim sizin sorunuza böyle bir ufuk turundan sonra. Yani Türkiye'yi almayacaklar besbelli. O artık kesinleşti. Biz tabii büyük bir yanlış yaptık. Gümrük Birliği'ne girdik. Gümrük Birliği bizim Türk Cumhuriyetleri'yle ilişkilerimizin içinde çok büyük engel.
İki engelimiz var bizim. Bunlar da pek konuşulmuyor. Birisi Gümrük Birliği, birisi NATO. Yani Gümrük Birliği kuralları gereğince, mesela biz Azerbaycan'da Gümrük Birliği yapamadık, yapamıyoruz. Avrupa Gümrük Birliği kuralları, anlaşmamız buna izin vermiyor. Halbuki bizim, yine sanıyorum o konuyu da konuşacağız, Türk devletleriyle birlik kurmamız için bir gümrük birliği oluşturmamız lazım, ama Türkiye böyle bir gümrük birliğine giremiyor. Yani ötelerde Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Rusya da işin içinde tabii bir takım böyle gümrük birliği anlaşmaları falan yapıyorlar. Ama Türkiye ile yapılamıyor. Yapılamıyor çünkü Avrupa Birliği giriş sürecinde, o süreçte anlamsızca, yani Avrupa Birliği'ne üye olmadan gümrük birliğine üye olduk. Evet, ne yazık ki olduk. Ya olduk dediğim, yani o sırada ben de milletvekiliydim. Meclise gitmedim, oy vermedim falan yani. Kendi partimin isteğinin tersine, ama girdik neticede, yani biz de sorumluyuz. Şimdi Avrupa Birliği bundan sonra tabii ki hiçbir şekilde eskisi gibi olmaz. Bir, hevesi kaçmıştır artık birçok ülkenin. Yani Avrupa Birliği ülkelerinin hevesi kaçmıştır. Bu işin bir gerçeği. Bir başka gerçeği var. Bu korona günlerinde benim aklıma sık sık Sadi Şirazi'nin bir dizesi gelir. Sadi Şirazi, İranların çok büyük şairlerinden birisidir, Şirazlıdır. İşte iki Şirazlı vardır, bir hafız, bir Sadi. Sadi'nin bir sözü var. Diyor ki, beni Adem azayı yekdiger açt. Yani adam oğulları, insan oğulları birbirinin uzvudur, organıdır. Yani insan oğullarının tümü bir, diyelim ki varlıksa, bir bütün varlıksa, her bir kişi de bu varlığın bir organıdır. Yani insan oğulları birbirine bağlıdır. Dolayısıyla burada iki birbirine zıt gibi görünen iki ideoloji gelişecek. Zıt gibi görünen. Ama bunda bir zıtlık yok. Birbirini tamamlayacak bu. Birisi şu, insancıllık gelişecek. Yani anladık ki biz bu yeryüzünde tek başımıza değiliz. Bu yeryüzünde sadece ABD'den ibaret değiliz. Sadece Rusya'dan ibaret değiliz, Türkiye'den ibaret değiliz, Çin'den ibaret değiliz. Biz yeryüzünde yaşayan insanlarız. Evet. Yeryüzü insanlığıyız. Kaderlerimiz birbirine sımsıkı bağlı. Yani bu acı olayda, evet buyurun. Ya bir anlamda ya öyle bir şey gördük ki, senin benim değil, bütün dünyanın sorunu ve hepimiz aynı gemidir. İlk defa bunu fark ettik herhalde. Evet, ilk defa bunu fark ettik. Fark etmediğimiz daha birçok şey var. Yani söz gelimi, bir takım ülkeler işte nükleer silahla ağızlarına kadar dolular. İyi de acaba hak saklasın, böyle bir şey tabii düşünmek bile, hiç korona falan o zaman mumla aranır. Yarın bir herhangi bir yerde bir nükleer savaş olursa, bu bombaları atanlar acaba bu nükleer savaşın kalıntılarından, yeryüzünü bozmasından kendilerini nasıl koruyacaklar? Yani yeryüzü bizim ortak evimiz. Yeryüzü bizim ortak evimiz. Bütün insanlar da bizim ortak kimliğimizin bir parçası. İşin bir yanı bu. İşin başka bir yanı da buna tam tersi gibi görünen, ama bence tam tersi değil, bu ikisini birbirini tamamlamalı. Hani globalizm filan gibi şeyler vardı, işte birliklere girmekler falanlar. Şimdi anlaşıldı ki her ülke bu durumlarda kendi içine dönük kendisini kurtarmak durumunda kalıyor. Bu da artık yok oldu, ortadan kalktı filan, kalkacak ya da denilen globalizm çağında, küreselleşmede milli devlet olur mu falan diye televizyonlardan konuşmalar hatırlıyorum. Evet, birileri böyle profesörler falan, globalizm çağındayız, bu çağda milli devlet olur mu falan gibi bir takım sözler vardı. Bu zaten boş bir sözdü. Ama şimdi öte yandan bunu da gördük ki, biz aynı zamanda yine milli devletimizi
sımsıkı korumalıyız. Ve aynı zamanda da milli devletimizin kardeşleriyle buluşarak aynı kültürü yaşadığımız insanlarla ortak alanlar oluşturmalıyız. Ve oluşturacağız. Bunlar ortaya çıktı. Yani evet, koronavirüsü tabii ki bunu aslında kim yaptı? Doğa mı yaptı? Yoksa bir takım çevreler doğaya müdahale edip de dünyayı yeniden düzenlemek için bunu ortaya mı sürdüler? Var olan doğanın var ettiği bir nesneyi, virüsü dönüştürüp gedasıyla, onun yani yapısıyla oynayıp, gedo sözü pek uygun değil de onun yapısıyla oynayıp acaba onu yeni bir savaş silahı olarak mı kullanıyorlar? Bunun vasıtasıyla dünyayı tanzim edecekler falan gibi söylemler de var. Bilemeyiz. Yani kimse bu budur diyemiyor şu anda. Yani diyenler de boş konuşuyorlar. Delilsiz konuşuyorlar. Tahminlerle bilgi gibi söylüyorlar filan. Şimdi diyeceğim şu. Yani birileri yapmış olsa bile doğayla çok oynanmaz. Yani yaparlar sonra ellerinde patlar ya da denetimi kaybederler filan. Şimdi bu olay, ister birileri dünyayı bilinçli olarak düzenlemek istiyorlar, isterse doğa kendisi bir müdahaleyle belki insanları terbiye etmek istiyor. Yani doğanın da bir bilinci olduğuna ben inanırım. Dolayısıyla evet, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak sözüne ben de katılırım. Bu bir gerçekliktir ama ne kadar, ne ölçüde? Yani mesela birdenbire bunun aşısının bulunduğunu ve çabucak, öyle bir sene falan beklemeden insan üzerinde denenip aşının kullanıldığını ya da daha iyisi bunun tedavisinin bulunduğunu, yani antivirüs bu virüsü kişilerde yok edecek başka bir ilacın bulunduğunu falan düşünelim. Bir ay sonra da bundan kurtulsak, o zaman da aklıma başka bir şiirden bir dize gelir. Yani o da şudur: insan hafızası isyan ile mağluldur. Yani insan belli unutkandır. Bir bakarsınız ki geldi geçti deriz. Her şey unutulmuş. Çok fazla da yaşamamızı, dirliğimizi etkilememiş. Her şeyi kaldığımız yerden sürüp gidiyor da olabilir. Yani olacak demiyorum. Ama her şey olabilir. Yani bu işlerde böyle çok keskin bilgiçlik taslamayı da doğru bulmuyorum. Yani böyle olacak, olmayabilir de ama ben de evet birçok şeyin değişeceğini düşünüyorum. Evet, birçok şey değişecek. Belki olumlu değişiklikler olarak doğaya biraz daha saygı göstermesini öğreneceğiz. Doğaya. Yani doğaya karşı çok saygısız olduk. Akarsuları ne hale getirdik? Bakınız, bizim eski inancımızda, yani Türklerin kök inancında akarsuları kirletmek büyük günahtı. Hala bizim Alevi, Bektaşi topluluklarımızda mesela akarsuya işemek büyük günahtır. Eski inancımızda akarsuyun içinde girip yıkanmak günahtır. Su alır dışarıda yıkanırsın. Çünkü toprak o suyu arıtlandırır, temizler, arıtır filan. Şimdi ne oldu? Yani şu akarsulara bakın, derelere bakın. Ne hale getirdik? Ormanlarımızı mahvediyoruz. Şu Bursa şehri, ya Bursa Uludağ'ın eteğine kurmuş akıllı adamlar. Benim memleketim. Hani biz şimdi çok... Efendim? Benim memleketim bu arada. Evet, yani şimdi vaktiyle ben Bursa'ya 1965'te gittim ilk defa. Cennet gibi bir yer. O yıllarda bütün emeklilerin düşü, bir emekli olsak da gitsek Bursa'ya yerleşsek idi. Çünkü ova yemyeşildi. O ovada her türlü güzel yemişler biterdi. Meyve ağaçları şimdi de var ama azalıyor. Peki eskiler nereye yapmışlar? Dağın eteklerine yapmışlar. Dağın etekleri zaten verimsiz yerler. Yani orada tarım olmaz. Ama dağın etekleri aynı zamanda sağlam yerlerdir. Yani depreme karşı da dayanıklı yerlerdir.
Ne oldu? Yani nasıl oldu? Böyle bütün o Bursa, Yeşil Bursa betonlarla dolduruldu. Peki bunun Bursa'ya ve bütün ülkeye ve bütün yeryüzüne, hani kelebek etkisi diyorlar ya, yeryüzünün bir yerinde yaptığınız yanlışlar yeryüzünün her yerinde etkisini gösterir. Zaten bu dünya, evet buyurunuz. Zaten de bunu gösterdi ki, hani dedik ya, bütün dünya evimiz olarak gördük diye. İşte bir yerde patlayan bir nükleer bomba, bir bakıyorsunuz dünyadaki birçok ülkeleri binlerce, yüzlerce, onlarca yıl etkileyebiliyor. Şimdi dediğinizden bir toparlamak gerekirse birinci program için, Avrupa Birliği'ne Türkiye olarak girmemizin, giremeyeceğimizin zaten öngörüsünde bulundunuz. İki tane hatadan bahsettiniz. Birisi Gümrük Birliği, diğeri de bence bu daha önemli. Ve bunu ayrı bir programda tekrar özellikle size konuşmak istiyorum. Türkiye Cumhuriyetleri'yle ilgili bizim önümüze bir engel oluşturdu. Yani biz Avrupa Birliği'nden alabiliyoruz. Fakat kendi köklerimizde olan koydaş topluluklarımızla, ülkelerimizle ticaretimize engel oluyor. Ama çıkardım iki tane not vardı. İki tane deniz ki insancıl gelişmeler. Yani insanlık Avrupa Birliği başta olmak üzere tüm dünya şeyi görecek artık. Doğaya önem veren, insana önem veren, özüne önem veren, daha çok tüketen değil, daha çok üreten bir yapıya doğru gideceğiz. Bu bir gerçek. Fakat benim hala Avrupa Birliği bu kadar ileri teknoloji, siz konuşmadığınız söz, ileri teknolojiye sahip olduğu bazı konularda bugün bir maske sıkıntısı çekmesi, efendim teknik tıbbi malzeme sıkıntısı çekmesi, oradaki siyasal sistemlerin bazı şeyi doğru planlayamayışından kaynaklanabilir mi? Yani oraya gerekli yatırımı yapmamış. İngiltere bile bunu yaşadı mesela. Yani İngiltere bugün çöküp abilik yapabilip oraya demokrasi veya medeniyet getireceğim derken ama kendi ülkesinde bugün maske sıkıntısı yaşadı. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Evet, yani bu tabii beklenmeyen bir durumdu. Maske sıkıntısını aşanlara da biz maske gönderiyoruz. İyi ediyoruz. Yani böyle şeyler de yapmak lazım. Yani Amerika'da maske sıkıntısı falan yok ama Türkiye oraya bir uçak gönderdi. Bence iyi etti. Ne olursa olsun yani. Uçağın üzerine de Cumhurbaşkanı'nın adı falan yazılmış falan. Tamam. Yani Cumhurbaşkanı'nın adı da yazılması da tabii kendine göre yanlış bir şey değil. Doğrudur falan. Ama şöyle bir şey söyleyeyim bu konuda. Yani kapitalizm. Hani komünizm kötü falan dedik, hep dedik. Kötü tabii yani, komünizm kötü. Ama kapitalizm de iyi değil. Yani komünizmin kötülüğü şuydu. Günlük insanın günlük gereksinimlerini karşılayacak, ödeyecek bir üretim dokusu oluşturamadılar. Temel sıkıntı buydu. Ben Sovyetler Birliği'nde komünizm varken her taraf orak çekiçken de gittim oraya. Onu gördüm yani. Ama bilimde şunda bunda falan, bilhassa müsbet bilimlerde, üretimde, evet yani helikopter de yapıyorlardı da bu helikopterlerin içinde konfor yoktu. Yani uçakları uçuyordu ama içi dökülüyordu filan. Şimdi kapitalizm ise kâra yönelik, yani para kazanmaya yönelik olarak her nesneyi düzenlediği için kapitalist ülkelerde bu işte sıkıntı çekilir. Yani çekildi. Toparlanıp yeni duruma uygun haller tabii yapamadılar ama sonunda başardılar. Tabii burada şunu da söyleyelim. Yani Batı kapitalizminin, Batı ülkelerinin sanayi devrimini yapmış ve bugün yeryüzünün en ileri toplumu haline gelmiş. Daha da ötesinde sanayi uygarlığını da gerilerde bırakıp artık bilgi çağı uygarlığına dönüşmüş, bilişim uygarlığına dönüşmüş. İşte şu anda bakınız sizin de konuştuğumuz şu çok çok ilginç, bu rüya gibi bir şey yani. Epey uğraştıktan sonra becerdiniz. Neticede yani bana becerttiniz, onu söylüyorum. İlk defa
Ben bu sistemden konuşuyorum. Sizin sayenizde. Ama bütün bunları başaran bir büyük uygarlıktan söz ediyoruz. Bunun adı bilişim uygarlığı, bilgi uygarlığı. İşte 4. sanayi devrimi, 5. geliyor arkadan filan. Tamam. Ama bunu da küçümsemeyelim. Yani bunu da küçümsemeyelim. Gökbilimde çok büyük gelişmeler var. Efendim, yer bilimlerinde çok büyük gelişmeler var. Fakat tek tek baktığım zaman ben uzun bir dönemde Kanal B'de bilim tarihi anlattım. Yani bilimin gelişmelerini anlattım. Sonra onu tamamladım, çağdaş bilginleri anlattım falan. Şunu gördüm ki, yani bir gökbilimdeki, bir çekirdek bilimindeki gelişme, kuantumdaki gelişme hızı ne yazık ki insanları sağaltma alanında yakalanamamış. Yani tıp o boyutta gelişemedi. Yani gelişmesi hayal ediliyor. O hayaller efendim kurgu bilim filmlerinde falan gösteriliyor. Hiç mi gelişmedi? Tabii ki gelişti. Ama gökbilime, kuantum fiziğine efendim E eşittir MC kare gibi bir formül bulunamadı tıpta. Yani tıp sanıldığı kadar gelişmedi. Bu arada Türkiye'de sağaltma işinin cumhuriyetimizin büyük başarısı olduğunu belirtmeliyim. Yani bunu herhangi bir partiye mal etmek doğru değil. Yani Türkiye'de Atatürk'le başlayan çok büyük bir gelişme vardır. Yani Atatürk Türkiye'yi yönetmeye başladığı zaman, Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu zaman hastalıklarla kırılan 13 milyonluk bir halk vardı. Salgın hastalıklar şimdikine mi benziyordu? 18 çocuğu olmuş benim dedemin, 3'ü yaşadı. Sıtmadan, tifüsten, trahomdan, veremden dökülüyor insanlar, kırılıyor. Hatta Frengi'den, yani Frengi'nin o Cumhuriyet'in başlarında Osmanlı'nın sonu ve Cumhuriyet'in başlarında o kadar yaygın olması şaşırtıcıdır. Evet. Çünkü Frengi'nin nasıl bulaştığında hep beraber biliyoruz yani. Korkunç bir Frengi yaygınlığı vardı. Ama Cumhuriyet o 13 milyonluk böyle bir hasta ve ihtiyar bir toplumu, çünkü gençler kırılmış savaşlarda gençlerin sayısı az, sağalttı. O bütün o salgın hastalıklar ortadan kaldırıldı. Evet. Ve gerçekten bizim sağlık alanında diğer alanlara baskın bir gelişmemiz oldu. Ayrıca tabii bunu da unutmayalım. Doğramacı diye bir insan, Mehmet Haberal diye bir insanla birlikte Türkiye'de bir sağlık devrimi yaptılar. Yani onların sağlıktaki devriminden sonra Türkiye'de artık sağlık işleri dünyanın hiçbir ülkesinden geri değildi. Evet, ileriydi yani. Onun da neticesini aldık işte. Yani övünüyoruz. Övünüyoruz, haklıyız. Yani bu arada tabii hakkını yemeyelim. Yani Sağlık Bakanlığımız, Sağlık Bakanımız bu işe en baştan çok ciddi olarak girdi. Ve halk ona inandı. O çok önemli yani. Halka inandırdı ve Türkiye'nin bir başarısı var. Bu arada işte üretim yapıyoruz. Ve ürettiğimiz maskeleri de bağış olarak büyük bölümünü oraya buraya gönderiyoruz. Demek ki yapabilirmişiz. Evet. Ama dilerim ki Türkiye o hıfzıssı ensüsünü kapatmasaydı, o çizgiyi devam etseydi ve vaktiyle aşı üreten Türkiye yeniden biz yaptık bu aşıyı deyip bütün insanlığa şöyle başını kaldırıp dik durup bu aşıyı öğretebilseydi. Yine olur. Diliyorum. Evet. Efendim, Türk Cumhuriyetleri Türkiye için büyük bir şanstır. Yaratıcının Türk'e verdiği büyük bir imkandır. 7 Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs'ı da katıyorum ben. Birleştiği zaman dünya dengelerini yerli yerine oturtacak bir güç meydana gelir. Ve Türklüğün aslında söylendiğinin aksine Türklüğün töresinde barış esastır. Barış. Yani savaş değil, barış esastır. Tarihte yanlış anlatılıyor.
ne yazık ki Türk gençlerine. Hep savaşlar anlatınca sanki Türkler hep savaşmış gibi anlatılıyor. Hayır. Bu işin doğrusunu da bir gün konuşalım sizinle. Vaktiniz olursa. Şimdi diyeceğim şu. Türk devletlerinin bu birliği aynı zamanda kapitalizmin ve komünizmin ortasında vaktiyle sosyal demokrasinin yaptığına benzer bir insancıl kapitalizm ya da buna isterseniz insancıl sosyalizm. Ama bırakalım kapitalizm, sosyalizm gibi kalıpları, insancıl üretim dokusu, insancıl bilimlik gelişme koyabilir. Bizim özümüzde bu var. İnsanlığa da büyük yarar olur ama bu arada tabii bu alan her bir cumhuriyette yaşayan Türkleri ve halkları, yani neticede cumhuriyetlerimizde her birinde yaşayan Türk olmayan halklar da vardır. Onlar da bizimdir. Yani onları da dışlamıyorum ama bunlar Türk cumhuriyetleridir. Orada yaşayan ve Türk olmayan, Türk'üm diyen Türk'tür ama değilim diyen de değildir. Değilim diyenleri de kucaklayan, insancıl yanıyla kucaklayan çok güzel bir birlik meydana gelir. Aslında bunun ilk adımları da atıldı. Yani iktidarların yapması gereken bütün gücüyle bu işe yönelmek. Avrupa Birliği masalını bırakmak. Yok öyle bir şey. Türk Devletler Birliği'ni kurmalıyız. 2006'da Kazakistan'ın büyük bilimli bilge başkanı, elbası diyor onlar yani, devlet başkanı Nursultan Nazarbayev'in teklifiyle Nahçıvan'daki Türk devlet başkanları Doruk toplantısında Türk Konseyi kuruldu. Türk Keneşi de deniliyor şimdi ona sonradan ama Türk Konseyi'dir kuruluş adı. Bu Türk Konseyi'ne önce 4 devlet katıldı. Şimdi 5. de katıldı. Bir tek Türkmenistan kaldı. O da ikna edilir. Ama bu kuruldu, var. Efendim bunun bir akademisi Almatı'da, Astana'da yani Kazakistan'ın baş şehrinde kuruldu. Şimdi oranın altı Nursultan şehri oldu. Orada kuruldu, var, çalışıyor. Bunun genel sekreterliği İstanbul'da çalışıyor. Bunun parlamentolar arası birliği Bakü'de. Ama bu çalışma biraz çok yavaş çalışma. Yani Türkiye bütün gücüyle artık koronadan sonra diyelim bu işe yüklenirse Türkmenistan da ikna edilir. Türkmenistan ikna edilmese bile Türkiye ile Türkmen arasındaki çok sıkı ilişkiler dolayısıyla o ilişkiler de geliştirilerek Türkiye ile birlikte katılmış gibi olur. Çünkü Türkmenistan'ın ayrı bir çizgisi var. Garajsız ve bir taraf diyorlar. Bir taraf. Yani o statüyü de aldılar aslında. Birleşmiş Milletler'den. İsviçre gibi yani. O önemli değil. O çözülür. O konu çözülür. Ve Türkiye buna yönelirse Türk Devletler Birliği kurulur. Türk Devletler Birliği'nin kurulması bu ülkelerde yaşayan bütün bireylerin de zenginleşmesi demektir. Evet. Aynı zamanda kültürün ortaklaşa hale gelmesi dolayısıyla birdenbire bütün ülkelerde yeniden doğuş gibi, Rönesans gibi Türk kültürünün bir yeniden doğuşu gerçekleşir. Bu gerçekten hayali bile heyecan veren bir iştir ama artık o bir hayal değildir. Bir gerçektir ve o gerçek yolunda yürümeliyiz. Özellikle bu son koronada yaşanan tüm dünyanın yaşadığı olaydan sonra ve bizim yıllardır kapısında beklediğimiz, kapısını çaldığımız zaman bir türlü açılmayan AB, ben notumu da aldım, masalı bittiğine göre artık herhalde sizin bu işaret ettiğiniz Türk Birliği, ben Anavatan Partisi zamanında sizin de bakanlık yaptığınız dönemlerde de Sayın Turgut Özal'ın bu konuda ne kadar çok önem verdiği, yakından takip eden bir insanım da. Eğer bunun adımlar atılmış olsaydı bunun çok başka bir konjonktürde olurdu Türkiye Cumhuriyeti'nin oradaki Türk devletleri. Herhalde bu son olayda artık göstermiştir ki bizim bir takım kapılarda beklemek yerine hazır, yani biz ileriye gidip kapıya gitmek yerine hazır yanımızda duran kendi birliklerimizle kurulacak olan bir şeyin çok başka bir anlamı olacaktır. Ağzınıza sağlık. Böyle koronadan girdik. Sağ ol. Bir ufuk turu oldu bir anlamda.
Ben bu program için katılımınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Bir başka programda da sizinle özellikle iç siyaset ve diğer siyasi konularla ilgili bilgi paylaşmaya devam edeceğim. Son sözlerinizi rica edeyim Sayın Bakanım. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Tekrar bu güzel alana, Zoom alanına beni soktuğunuz için, bana öğrettiğiniz için size çok çok sağ olun, var olun diyorum. Başarılar diliyorum. Ve bütün izleyicilerimize can sağlığı diliyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın efendim.